Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Goodyear'ı inceleyeceğiz. Goodyear'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle Goodyear'ın fiyat hareketlerine bakıldığında geçen sene şuradan bakalım Mayıs ile birlikte 12'den 29'a çıkmış. Ardından da Temmuz ayından beri de bir düşüş trendinde fiyat 29 seviyesine 16 seviyesine kadar gerilemiş. Devamında burada gördüğünüz gibi ilk etapta kuvvetli bir tepki emaları geçememiş bir miktar satış, satış sonrası kuvvetini toplamış ve tekrardan yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş. Şurada gördüğünüz gibi daha yüksek bir zirvemiz var ve burada da en son fiyat hareketinde şu kırmızı tren çizgisi yani alçalan kanal hareketi kırması ile birlikte yukarı yönlü hareketlerini sürdürüp 20-50-20-60 bölgesine yükseliş kaydetse de devamında oluşan satışlarla birlikte şu son göreceksiniz arkadaşlar. Bu aslında kuvvetli bir yeşil mummuş ancak satışlarla fiyatlar burada ayların baskısında kalmış ve fiyat günü 20.16 seviyesinden kapatmış. Burada güzel bir pozitif sinyal üretmiş. Hem emaların üstüne kalması hem de düşük trendini kırmasıyla birlikte kısa vadede yükselişlerin sürmesini yani devam etmesini görebiliriz arkadaşlar. O yüzden burada kısa vadeci arkadaşlar şu anda 20-19 bölgesine alım gerçekleştirebilir. Önünde bir 20-50 engeli var. Buranın üstünde kalmasıyla birlikte daha doğrusu tren çizgisinin üstünde fiyatlamalar yapmasıyla birlikte kısa vadede 23-24 seviyesi hedef olacaktı zaten. Şurada da gördüğünüz gibi aslında bir yükselen kanal hareketi başlamış. Bu kanal hareketi trend üst üstlüsünün devamında da 23-24 seviyelerine doğru yükselişleri göreceğiz. O yüzden arkadaşlar, kısacılar 20-19 seviyesine risk alabilir. Buradan yapacağı alımla da birlikte 23-24 bölgesinde satış gerçekleştirebilir. Özellikle e stop loss yapacaksanız da 18 seviyesini yani kısaca için söylüyorum trade edenler için 18 seviyesini stop loss olarak kabul ederseniz iyidir. Yok uzun vade tutacağım derseniz de 19 burada kuvvetli bir destek. Tekrar bu seviyeler gelmesi durumunda orta ve uzun vadeci bir kademe buradan alabilir. Eğer EMA'ları kırarsa da aşağı yönlü baskı sürerse de alt kademelerden de alım gerçekleştirebilirsiniz. 17, 16 seviyesi de uygun Hı -hı. alım seviyeleri arkadaşlar kademe yapabileceğiniz güzel destek noktaları. Burada zaten kısaca için söyledik. Buradan orta ve uzun vade maliyetlenen arkadaşlar yani da alt gelmemiz durumunda buradan alım yapmayı düşünen arkadaşlar da ay burada 23 24 direncini takip etmek zorunda. Kısaca buradan satabilir ancak yükseliş hareketin devam etmesi için burada ana trendin kırılması gerekiyor. Ana trend kırılmasıyla birlikte hareket tekrardan 29 devamında da 35-40 bandına doğru sürecektir. Yani orta ve uzun vade maliyetlerine arkadaşlar kesinlikle 23-24 seviyesinin burada gördüğünüz trend çizgisinin üstündeki fiyatlamaları takip etmeli. Düşüş trendi kesin olarak kırılmalı arkadaşlar. Düşüş trendi kırılırsa yükseliş hareketi sürecektir. Kırılmazsa zaten buradan satışlar olacaktır. Kısacılar da onun için buradan satış önerdim açıkçası. Fiyat 23-24 seviyesine kapanış yaparsa orta vadeci arkadaşlar pozisyonunu koruyabilir ve zirveden isterlerse satış gerçekleştirebilir. Buradan yapacağı maliyetlenme ile birlikte en son zirvesine gitmesi durumunda zaten %45'in üstünde de bir getiri sunmuş olacak. Uzun vadede 29 seviyesi önemli. 29'un üstünde günlük kapanışlarda da 35-40 seviyesi Goodyear tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim. 20 üstünde kısa vadede 23-24 hedeftir arkadaşlar. 24-23-24 bölgesi üstünde kapanışlar görseniz orta vadede 29-30 bölgesi. Bu dirençler zaten önemli. Direnci geçimizde yeni bir zirve arayışı. Bu da bize uzun vadede 29'un üstündeki günlük kapanışlarda da 35-40 seviyesine götürecektir. Kuttur. Teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.